Herkese selamlar arkadaşlar, ben Jin. Uzun zamandır çoğunuzun istediği videoyu çekmemin vakti geldi. Nasıl amblem kasılır, en hızlı nasıl amblem kasarız, hangi şampiyonlarda hangi amblemler kullanılır diye sürekli benden taktik sunuldunuz. Ve bu son zamanlarda bütün videoların altında bu tarz yorumlar görüyordum. Ben de en iyisi bunu bir videoda anlatayım, herkesin kafasındaki soru işaretleri kaldırayım dedim arkadaşlar. Şimdi sizlere amblemlerin hangilerini ilk çıkmanız gerek? Yeni bir hesap kasacaksınız. İşte orta bir hesabınız var. Hangi şampiyonda hangisini yapmanız gerek? Onları anlatacağım ve en hızlı amblem nasıl kasılır? Sihir tozu neye yarar? Onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle sihir tozu. Bende fazladan var bütün amblemlerim 60 olduğu için. 12.297 sihir tozum var. Bu şu anda pek bir işe yaramıyor ama bunları yine de kullanabiliyorum. Bütün amblemleriniz dolduğunda amblemleri şuradan hemen şuradan hazırlığa giriyoruz. Tozları nasıl kullanıyorduk ya? Bir dakika bulacağım onu. Bunu kullan diyoruz. Marketten miydi? Neredeydi bu ya? Tozların kullanıldığı bir yer vardı. Hazırlığa giriyoruz. Sihir tozu. Bakın burada eğer ki amblemleriniz hepsi max olunca ve maxsa buradan istediğiniz kadar bakın ben 245 tane bundan alıyorum. Bundan 122 tane. Bundan da 12.000 tane ki 12.000 alıyor. 25 tane pardon. Ki bu sihir tozu her zaman birikiyor zaten biliyorsunuzdur. Şimdi size sihir tozu ve amblem en hızlı nasıl kasılır onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle ya Smurfsün ya da değilsin bu fark etmez. En hızlı amblemi şu şekilde kasarsın baba. Bakın anlatıyorum. Haftalık belli bir savaş puanı kasma limitimiz var değil mi? Bakın burada ne diyor? Kahraman ve belirli malzemeler ve benzeri satın almak için kullanılır. Bu hafta kazanılan savaş puanları 0.8. Yani ben bu haftaki limitimden hiç kazanmamışım. 8.000 kazanabiliyorum ki bu ekstra SP kasma tiketleriyle, savaş puanı tiketleriyle ve ne derler ona? Bu star şeyi var ya, yıldız üyelik. Onlarla da yükseltilebiliyor ki oyundaki ekstra şeylerle de beraber haftalık 15-20K'yı da geçirebiliyorsunuz. Tabi bu sizin cebinize ve zamanınıza kalmış durum. Şimdi arkadaşlar ilk ve en önemli şey. Bakın şimdi hazırlığa giriyorsunuz tamam mı baba? Burada amblemler var bakın. Amblemler. Bakın şu sandığı gördünüz mü? Mavi sandık. Bundan 5 tane alıyorsunuz. Bakın ne diyor? Aç ve sihir tozundan 2 veya 3 kat alma şansı ile 60-70 arası sihir tozu. Bakın şimdi ben size tek tek açacağım. Benim ihtiyacım yok ama olsun. Video için sizin için açayım. Çok da önemli değil yani. Bakın bir tane kullandım. 200 çıktı bak. 200 baba bak. Bir tane daha kullandım. Kullandım. 60 çıktı. Yani minimum 60 ile 70 arası bir şey veriyor. 2 katı da çıkabiliyor. 140, 3 katı da çıkabiliyor. 200 ve katmanları 200, 210'a kadar. Şimdi arkadaşlar her hafta bundan 5 tane kesinlikle alın. Ben bu hafta mesela bakın artık almıyorum. Önceden sürekli alıyordum. Bundan 5 tane alacaksınız. İsterseniz böyle maksimum yapın. Hepsini böyle kullanın deyin. Artık şansınıza hangisi. Ama ben size bir taktik vereyim. Tek tek açın. Öyle daha çok çıktı onu söyleyeyim. Şimdi bunu her hafta 4K harcayacaksınız baba. Onu bir söyleyeyim. Bu kesin. Bunu yazın kenara. Şimdi burada standart amblem sandığı var ama ben bunu kullanmanızdan yana değilim. Birazcık sabırlı olmanız tarafındayım. Tabi eğer sabırlı değilseniz çok acil yayın yapacaksınız. Video çekeceksiniz ya da hemen oynamak istiyorsunuz. Gelirsin baba buraya. Oyunun verdiği amblemlerle de beraber örnek veriyorum. 25 level amblem seti mi yaptın? Gelirsin buradan 1600'e bir tane alırsın. Sana bak ne veriyor? 55 toz verecek. Aa, normalde 55 toz veriyor ve yanında 5 tane de şey veriyor. Amblem parçası veriyor rastgele ama benim bütün amblemlerim 60 olduğundan dolayı bana artık amblem parçası gelmiyor. Toz olarak geliyor. 5 tane 3 tane toz geliyor. 1 tane 50 tane toz geliyor. Değişik bir tane hesaplama değişik. Şimdi hesabınız yeni diyelim. Smurf kasıyorsun. Şimdi daha farklı şeyler de anlatacağım. Markete daha var. Şimdi arkadaşlar bakın burada seviye şeyleri var. Buradaki görevleri yaparak buradan amblemler alabilirsiniz. Bunları unutmayın. Klasik maçlarda eğlence modlarında. Yani bir sürü eğlence modunda buradan hızlı level kasarak bunları alabiliyorsunuz. Bunları da unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl önemli şeye. Az önce dedim ya sabrederseniz çok hızlı ve çok uygun fiyata amblem kasabilirsiniz. Şimdi sabreden derviş muradına ölmüş muhabbeti. Şimdi sadece savaşçı puanı ile değil ticket'la da açabiliyoruz. Mesela bakın diyor ki 1x saç 600. Savaş puanı 1x saç 50 ticket. Ama bence bu birleri açmayın. Biriktirin. Bak bana ne diyor? 5 tane aç 2700 diyor. Bak 3000 yerine 2700 ve diyor ki bak bir özel amblem 2 katı garanti. Ve bakın şeyde ne diyor? Ticket'ta ne diyor? Bir özel amblem garanti diyor. Bunda da aynı şekilde ve Ticket'ta 250'nin 220 savaş bandında da 3000'e 2700. Hep 5'li açacaksın.
Ama tak diye gelip buraya açmayın. Bakın şimdi bu haftanın neyiymiş? Özel amblem savaşçı türleri suikastçıymış. 17 saat 31 dakikası varmış. Bunun zamanını beklemeniz lazım arkadaşlar. Mesela ne gibi? Bu zamanı den sonra bu zaman buraya artık sıralamasını bilmiyorum. Sırasına göre ya da rastgele şey geliyor buraya. Daha detaylısını bilmiyorum. Bundan sonra tank gelebilir. Destek gelebilir. İşte savaşçı ve fiziksel hariç her şey geliyor diye biliyorum yani. Özel çünkü bu. Nişancı gelebilir. Burayı sabırlı bir şekilde bekleyeceksiniz. Örnek veriyorum, sen nişancıyı mı 60 yapacaksın? Bekleyeceksin baba. Savaş puanını biriktireceksin. Kadını biriktireceksin. Ama bunları yaparken şu 5 tane %100 al. Bu oyundaki ankarlı sandık. Onu söyleyeyim. Neyse. Dönelim konumuza geri. Buradan 5'li 5'li açacaksın. Ha, kaldı böyle 70 tıkıtın bir tane açarsın ama elinizden geldiğince 5'li 5'li açın ve özel amblem gününüzü bekleyin. Buraya bütün amblemler geliyor. Bu çok önemli. Buradan hızlı bir şekilde 60 yapabilirsiniz. Şimdi yeni bir hesap açtınız. Bunu da araya sıkıştırayım amblemlerin özelliklerine geçmeden önce. Yeni bir hesap açtınız. Ne yapmanız gerek arkadaşlar? Öncelikle fiziksel ve biri sadece 10 level yapıp bırakın. 10 level'dan ileriye yapmayın. Ha, şimdi diyeceksiniz ki lan seninki neden 60? Ben keyfi yaptım yani. Benim amblemim bol yani. Bu benim bu arada full 60 yaptığım ikinci mi üçüncü mü ne hesabım artık sayamıyorum. Onu da söyleyeyim, o kadar uzun zaman geçirdik. Şimdi bu ikisini 10'da bırakıyorsunuz ve direkt diğer amblemlere yöneliyorsunuz. Amblem sıralamanızı söyleyeceğim. Tamam, sen tank oynuyorsundur. Gider tank maxlarsın, destek oynuyorsundur. Destek maxlarsın ama eğer solo bir oyuncuysan tavsiyem şudur. Suikastçı ya da büyücü. Bunlardan başla kardeşim bak. Bunu kesinlikle yap. Bunlar onda bıraktı mı? Bunlara bir daha elleme. Bunları dışla. Bunlar üvey evlat. Tamam mı? Bunları dışla. Şimdi üvey evlat dedim ya. Üvey evlatları dışlıyor musun Jin diyecekler. Bu bir diziden bir replikti neyse. Onu da belirteyim de linç yemeyeyim. Şimdi arkadaşlar bakın. Fiziksel suikastçı 60. Bunu 60 mı yaptım? Benim kendi sıralamamı size anlatayım arkadaşlar. Ben ilk bu hesabımda bunu 60 yaptım. Sonra bunu yaptım. Sonra bunu yaptım. Sonra tank yaptım. Sonra destek. Sonra savaşçı. Sonra ormancı. Sonra bunları yaptım. İlk hesabımda da şöyle yaptım arkadaşlar. İlk suikastçı, sonra büyücü, sonra tank, nişancı o zamanlar yoktu. Sonra destek, sonra ormancı, sonra nişancı yaptım. Ama benim size tavsiyem nişancıya ADC oynuyorsanız dahi bence vermeyin. Çünkü fiziksel suikastçı da hem çoğu şampiyonda suikastçilerde kullanıyorsunuz hem ADC'lerin birçoğunda şu parol ünü çok fazla iş yapıyor. O yüzden ADC oynuyorsanız da fiziksel suikastçı oynuyorsunuz. Suikastçıya abanın baba. Daha sonra büyücünüzü yapın. Bir rahatlayın. Sonra bir tane tank yapın. Üçlüyü bak. 1, 2, 3. Şu üçlüyü yapacaksınız sırayla. Bunları yapmak 5 ay sürmüyor. İnanın bak. 3-5 ayda bunları hallediyorsunuz. Bunları yapıyorsunuz. Sırtınızı yaslıyorsunuz geriye. Sonra nişancını da yaparsın. Desteğini de yaparsın. Savaşçını da yaparsın. Bu iki taneyi zaten sittir edin. Onları boş verin. Şimdi arkadaşlar sizlere amblemlerin hangi şampiyonları karşın hangisini alınmasını anlatacağım. Şimdi tank girdiniz, tamam mı? Bakın. Bakın şu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yani şu iki sıra. 1 ve 2. sıralar tamamen size kalmış. Bu konularda sizlere bir şey söylersem yanlış olur. Bunlar sizin oyun stilinize ve karşıya nasıl davrandığınıza, nasıl bir oyun performansı sergilediğinize bağlı olan amblemler. Bunlara ben karışamam. Bunlar tamamen sizin tercihiniz. Diğer amblemlerle de bunlara karışmayacağım. Çünkü kendi kendinizi öğrenin. En iyi öğretici bu olur. Üçlerden başlayacağım. En önemlilerinden başlayacağım arkadaşlar. Tank amleminden başlıyorum. Bu iki taneyi söylemeyeceğim. Bakın kendim bile vermemişim. Bakın. 60 level ama bir tane sayfam var. Kendim bile vermemişim. Şöyle vereyim de yarın bir gün yanlışlıkla tıklarız. Geçen gün başıma geldi. Neyse. Şimdi arkadaşlar bunları sallıyoruz dedik. Şimdi bu neymiş? HP'nin %40 oranın altına düştüyse 35 puan ve büyü puanı defansı kazanırsınız. Bu erken dakika için harika bir ürün. Şimdi oyunun geç dakikalarında size gerçek hasar vuruyorlar, can değerinize göre vuruyorlar, atak speed'de vuruyorlar, kritik vuruyorlar, vuruyorlar da vuruyorlar. Bu o kadar kurtarmıyor ama bu oyunun erken dakikalarında tankları, bakın tankları özellikle, destekleri de bu arada aynı şekilde ben Rafael'e de bazen giriyorum. Tabi destek daha iyi onu. Öyle bir koruyor ki baba, öldürmüyor. Benim şeyim bu yani, bence bunu kullanın. Bu neymiş? Bakın alan kontrolü düşmana maksimum HP'nizin %5 kasarı %5 kadarı kadar hasar verir diyor. 10 saniye bekleme süresi vardır diyor. Bunu alan hasarı veren şampiyonlarla kullanabilirsiniz. Bu neymiş? HP'nin 0.40 kadarı kadar fiziksel ve saldırı büyü saldırısına dönüşür diyor. Yani size Hybrid hem fiziksel hem büyü hasar veriyor. Bence bunu kullanmayın. Şu
Şu an meta'da tankta en iyi bu. Tabii bunları da oyun stilinize göre kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Ben anlatıp bu konuda geçiyorum. Verebileceğim sizlere şeyleri de veriyorum. Ormancı rune arkadaşlar. Ormancı rune de aynı fiziksel ve suikast sihir gibi. Pardon, suikast demişim. Fiziksel ve sihir gibi ormancı rune de maalesef ki dışlanmış bir ürün. Kullanılmıyor. Biliyorsunuz ki oyunumuzda istediği kadar ormancı rune olsun. Gelen geçen ormanlara tanklar da olsa tek atıp geçiyorlar. Hele dakikalı ilerlediğinde ormanlar minyonlardan bir farkı kalmıyor. Vurup geçiyor. O yüzden bu rune hakkında sizlere bilgi vermem çok yanlış olur ama yine de biz bu rune'u dışlamayalım. Belki ilerleyen zamanlarda bu rune'u güzel bir update gelir, güzel bir rework gelir. O zamanlarda ah be ormancı rune reymiş deriz. Şimdi usta avcısı orman canavarlarını pençe ile. Pençeden kastı şu. Bu şey var ya hani smite var ya ondan bahsediyor. 50 ekstra puan verir diyor. Smite atarsanız 50 ekstra puan alıyorsunuz. Pençenin yavaşlatma etkisi %20 oranında arttırıldı. Eğer düşman pençe ile ölürse 50 altın kazanır. Bir sonrakinde kazanacak altın 10 artar. Bu çok güzel baba. Pençe ile adamı nasıl öldüreceksin? Ha, kırmızı yakma şeyiyle öldürebilirsin. Ama diğerleriyle birazcık çok zor gibi ama neyse. Büyücü katili Lord Kaplumbağa. Ya belki şey olabilir arkadaşlar bu. Türkçe yanlış çevrilebiliyor. Onu da söyleyeyim yani. Ben burada eksik anlatıyor olabilirim. Onu da eklemesini yapayım. Çünkü sen smite rakibe atıyorsun ya. Belki onun bir süresi vardır. Hani mesela slow atıyor ya 5 saniye ya da 3 saniye örnek veriyorum. O süre içerisinde adamı kesince de buradan ekstra altın alıyor olabilirsin. Hani bunu bilmiyorum çünkü yanlış çevirmiş olabilirler. Ben burada olanlardan anlatmaya çalışıyorum. Büyücü katili ne diyor? Lord Kaplumbağa ve kulelere verilen hasar %20 artar. Lord ve Kaplumbağa'dan alınan hasar %20'ye dönüştürülür. Boş çöplük kullanma. Şimdi baba. Suikastçıya geldik. Şimdi kendi şeylerimize geldik. Arkadaşlar ayakkabı da kullanabilirsiniz. Bu arada bakın bakın bakın. Bir yetenek. İki yetenek. Yetenek. Bunu bilmeyen arkadaşlar yıldız üyelik alarak da buradan dördüncü şeyi de alabiliyorsunuz. Bakın şuradan göstereyim. Mesela sizin için bir tane açayım. Aman ne olacak. Bakın bir tane yetenek sayfam var. Buradan tıklıyorum. Birinciyi 100 ticket'a açıyor. İkinciyi 300 ticket'a açıyor. Dördüncüyü açamıyoruz. Pardon. Yani biri saymazsak 1 ve 2 olarak. Yani toplam 3 tane açtık. Dördüncüyü de yıldız üyelik lazım. Sonra da gerçek para. Böyle bir sayfalar düzenleyebilirsiniz. Sayfalara isim verebilirsiniz. Mesela benim sayfalarımın FlyCD diye ismi var ama o isimde kalıyor. Genelde oyunlarda sürekli değiştiriyorum ben de sizler gibi. Sabit bir şeyde kalmıyorum onu söyleyeyim yani. Ben buradan ne vermişim? 3 tane fiziksel saldırı vermişim. Ayak vermemişim bunda. Ama diğerinde de ayak vermişim mesela bakın şu. Da ayak vermişim. Bu sizin oyun stilinize göre bu ilk altı az önce dediğim gibi. Şimdi para rünü. Para rünü çok güçlü. Yani nerf geldi. Eskiden daha çok gold veriyordu ama çok güçlü yani. Zaten adamı öldürüyorsun. Extra first blood'dan para alıyorsun. Sen para alıyorsun. Orman item'ından para alıyorsun. Adamı kesin shutdown alıyorsun. Bir de bunun üzerine 80 gold eklenince hani bak 80 gold iyi bir rakam. Siz snowball'a bağladınız mı sürekli kill alıyorsunuz değil mi? 5, 10, 10, 15 diye burada 1200 yazmasına bakmayın. Gerçekten çok önemli. Hatta çoğu ADC'lere, çoğu kullanıcılar bunu kullanıyor. Ben de dahil. Bunu da kullanıyorum bu arada. Yüksek ve kuruymuş ismi. Etrafta tek kahraman olduğunda düşman kahramana verilen hasar %6 oranında arttırır diyor. Mesela 1 vs 1'lerde çok güçlü. Bunu kullanabilirsiniz. Mesela saldırı gücü taşıyan bir şey yapıyor. Kullanıyor. Ve bu rune bug'lı arkadaşlar. Bu rune'den bahsediyorum. Bug'lı. Yanınızda 2-3 kahraman olsa da %6 fazla vuruyor. Biz bunu denedik. Onu söyleyeyim. Bu ürün hatalı. Yani bozuk kullanın. Bu neymiş? Bu son zamanlarda kullanılıyor ama ben pek tercih etmiyorum. Öldürme çılgınlığı. Düşman kahramanı öldürmek %15 HP onarır ve hareket hızını %20 arttırır. 5 saniye geçerliymiş. Bu son zamanlarda kullanılıyor ama bilmiyorum. Ben pek kullanmıyorum. Açıkçası denenilebilir. Onu da söyleyeyim ama para ürünü ve şu nişancıdaki özel pasifler varken beni pek cezbetmeyebilir. Şimdi arkadaşlar büyücülerde bakın gizemli market varmış. Bu bayağı güçlü. Aynı şekilde para ürününden daha iyi olduğunu düşünüyorum ben bunun. %90 ne demek ya? Bütün aldığın itemlarda %90. Yani yüzde onundan indirim alıyorsun. %10 indirim. BİM gibi bir şey bu ya. Vallahi bak şok gibi BİM gibi bir şey bu. Bunu kullanın baba bu güçlü. Bu da yakma. Adama vuruyorsunuz sihirli ibadet. Ne diyormuş? Düşmana 5 saniye içerisinde 3 defa vurup hedefin max HP'sini %7 kadarında fazla hasar verirsen hedef 3 defaya kadar yanar diyor. Ve her yanma 82 güzel bir hasar verir ve bu etki yükselir diyor. Arkadaşlar bu şey item var ya bak şu item. Şuradan gör. Şu item var ya parlayan asayla beraber burunu girdiğiniz zaman adam zaten yanarak ölüyor. Kendi ateşinde ölüyor. O yüzden onunla beraber kombinleyebilirsin.
Bu neymiş? Büyük öfke düşman mevcut HP'sinin %4 kadarıyla ekstra büyü hasarı verir. Ayrıca %3 kadar mana ilerlemiş. Adamın HP'sine göre vuruyormuş. Yani mesela oyunda HP'ye göre vuran item hangisi? Bu. Ama bu yüzde kaç vuruyormuş? %9 vuruyormuş. Bu da bekleme süresini de sayarsak her 5 saniyede bir %4 fazladan vurabiliyor musunuz ve yeteneklerinizi de yapabiliyorsunuz. Söyleyeyim yani. Ve mananız da geri geliyor. Kadarı. Yeniliyor yani. Ve bu 5 saniyede bir tetiklenebilir diyor. Arkadaşlar şimdi savaşçıya geçelim. Savaşçıda ben bunu Flyable'da kullanıyorum. Onu bir söyleyeyim. Ha, kapattım yanlış. Ben bunu Flyable'da kullanıyorum. Kamp Festivali %8 büyü vampiriyle başlıyorum. Neden Flyable'da kullanıyorum? Flyable olayını da birazdan size anlatayım. Şu savaş ürünü soranlar oluyordu. %8 büyü vampiri kazanır. Her düşman kahramanı öldürmek fazladan %1 büyü vampiri kazandırır diyor arkadaşlar. Yani çok fazla yeteneklerinizle can çalabiliyorsunuz. Hileli öfke her %1 kadar kaybedilen HP 0.2 kadar fazladan hasara artışının en fazla %12 hasar artar diyor. Yani çok can odaklı şampiyonunuz varsa ya da can itemleri zaten istemeseniz de bu oyunda çıkıyorsunuz. Canınızdan aldıkça hasarınız artıyor ama ben pek tavsiye etmiyorum. Onun yerine bunu kullanın yani. Kararlı irade. Mesela ne diyor? Kahramanları veya yaratıkları yavaşlattıktan sonra tek seferde %20 oranında fazla fiziksel saldırı %30 arttırır diyor. Bak güzel. Moskova denedim. Harika oluyor ama late game'de diğer ürünlerin verdiği etkiyi vermiyor. Onu da söyleyeyim. 3 saniye sürer diyor. Etki tekrar hasar verildiğinde kalkar. Bekleme süresi 10 saniye. Ama bekleme süresi 10 saniye olması bence adaletli çünkü çok fazla güçlü olurdu eğer düşük saniye olsaydı. Mesela 5 saniyede 3 saniye olsaydı vallahi ADC'leri alırdım sürekli. Desteğe geçelim. Buradan dediğim gibi 6 saniye kendiniz ayarlıyorsunuz. Heal basacaksanız heal'a verin. Hybrid'ı vuracaksanız. Hybrid bu arada hem hasar hem büyü hasarıdır. Onu da ekleyeyim arkadaşlar. Valla konuşmaktan bir şey söyleyeyim mi? Valla boğazım vardı arkadaşlar. Şu videoya güzel beğeni bekliyorum. Bak harbi boğazı vardı. 17 dakikadır konuşuyorum ya. Neyse. Odaklanma noktası. Düşman kahramanlarına hasar verdikten sonra düşman kahramanı üzerindeki müttefiklerin hasarını 3 saniyeliğine %6 arttırır diyor. Bu etkinin bekleme süresi 6 saniyedir. Yani siz adamı vurunca müttefiklerin hasarı da %56 artı konuşamıyorum pelteyim diye. 6 artıyormuş. Tek tek söyleyeyim. Ben Rafa ile giriyorum genelde. Ya da böyle Gro falan giriyorum. Kafa atıyorum ya zınk diye bir koyuyorum kafayı. Hepsi havaya kalkıyor. Bütün takım da hurra diye vurunca hepsi 6-6-6. 36. Hadi bakayım. Aç gözlük. Düşman kahramanlara hasar verdikten sonra ekstra 10 altın kazanılır. 1200 altına kadar bekleme süresi 4 saniyedir demiş. Angela kullanabilirsiniz ama Angela bunu kullanmak daha mantıklı. Bilmiyorum. Bunu da kullanabilirsiniz. Sürekli dürtecek bir şampiyon alacaksınız diyeceğim de bu oyunda sürekli dürtmek pek iş yapmıyor. Bunu dövüş modunda kullanabilirsiniz. Bence ben önermiyorum ama size kalmış. Bu bayağı iyi. Bak mesela istikrar. Dirilme %15 kısalır ve yeteneklerin bekleme süresi %15 düşer. Yeteneklerin diyor bak. Yeteneklerin %15. Ne demek baba? Çok fazla ya. Her saniye flash atarsın ya. Bu arada dirilme zamanı Faramist'te harika bir şeyler olabilir. Böyle bir video da çıkabilir. Neyse burayı unutalım. Böyle bir şey yapabilirim. Açıkçası bunu Akai'ye kullanan global oyuncular vardı. Uranüs'e alanlar var. Böyle sürekli siper kullanan şampiyonlar alıyor. Gro alanlar da gördüm ama Grok'ta şu daha çok iş yapıyor. Tabii bu sizin tercihiniz. Hemen nişancıya geçelim. Babanın main'ine geçelim. Babanın main'ine. Ben her ADC'ye farklı diziyorum. Bunu anlatmaya çalışsam. Bakın çalışsam diyorum, anlatsam demiyorum. O kadar uzun sürer ki buradan saatlerce çıkamayız. Ben bu videoyu yükleyene kadar çok gün geçer. Şimdi ben buradan fiziksel vermişim. Saldırız vermişim. Bu Moskov. Buradan Klo'u da vermişim. Burada özel ürünüm var mesela. Bakın bununla bunu kombinleyeceksiniz. Bak bunu alıyorsanız bunu kombinleyeceksiniz. Bunu da söyleyeyim bak. Bunu alıyorsan bunları alma baba. Bana güven. Bak bunu alıyorsan bunları almayacaksın. Şimdi hemen dönelim. Bakın silah ustası ne diyor? Fiziksel hasarınızı %12 arttırır diyor. Bak bu fiziksel hasarınızı %12 arttırır olayı ne biliyor musunuz? Sizin oyunda çıktığınız itemların toplam gücünü %12 arttırıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? %12 damage scroll demek ya. Resmen %12 fazladan. 1000 vuruyorsan onun %12'si kaç? 120 fazla vuruyorsun. Ve bu ADC'de çok harika bir rakam demek. Mesela bunu bir de şöyle kombinlediğimizi düşünsenize. Bakın benim yaptığım gibi. Şuradan Kader'e 3 tane kritik hasar vermişim. Leslie ile böyle pat pat. Bak şu Leslie'ler. Leslie oynayan arkadaşlarım size kıyam olsun. Bu rünü girin. Sadece bir tane Q atın adama. Bir item çıkmadan hasarınızı göreceksiniz. Size bir item sağlıyor bu arada. Neyse bunun üzerine çok fazla durmayayım.
Durmayayım, bu bana özel bir şeydi ama burada artık herkese anlattım. Çoğu kişi çünkü şunları kullanıyordu. Tabi aranızda elbette bunu da kullanan vardır yani. Şimdi elektrik kışını. 1,5 saniye içerisinde temel saldırılarda verilen hasarlar hareket hızını %40 arttırır diyor. Fiziksel saldırısını %30 kadar. HP yeniler ve bekleme süresi. Arkadaşlar, atak speed'i bir dakika. Temel saldırılarla verilen hasarlar hareket hızını arttırır. Ve kahramanın fiziksel saldırısının 130 kadar HP yeniler. Atak speed veriyordu bu önceden. Rework yemiş. Bilmiyorum ben, ya da yanlış çevirdiler. Ben atak speed veriyor diye biliyordum. Neyse arkadaşlar, mesela iritel harika oluyor. Böyle iritel yürürken de vurabiliyor ya. Put 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 diye vurabiliyorsunuz. Mesela başka hangi şampiyona iyi gider? Kulağı da çok iyi gidiyor. Kulağı da çok iyi. Hasar vurdukça hızınız artıyor böyle. Uçuyorsunuz baba ve yenilemeniz de artıyor. Hareketli bir şampiyon oynuyorsanız, ADC oynuyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Ve bir şey unuttum. Şimdi bir saniye. Ağzım kurudu ya. Şimdi az önceki ürününde bir şey unuttum. Ona tekrar geri geleceğim. Çok kusura bakmayın. Ben bu ürünü bu arada Çuğ'da da kullanıyorum. Tek yumrukla adamı öteki dünyaya boyluyor, onu söyleyeyim. Şimdi ben bu ürünü anlattığıma göre sonuncuya da geçelim. Neymiş? Zayıflık bulucu. Temel saldırılar %20 şansla hedefin hareket hızını %90 saldırı hızını %50 düşürür. Ha. Ya adam %90 yavaş yürüyor. Saldırı hızı da %50 düşüyor. ADC ve sadece de güçlü. Tankları yavaşlatıyorsun. Arkadan vururken adamlar sana erişemiyor. Kite'layabiliyorsun mesela. Kite nedir? Adama hani kaçarken vuruyorsun ya. Dönüp vuruyorsun, kaçıyorsun. Vuruyorsun, kaçıyorsun. Taşlıyorsun ya adamı. Bu da kite'tir. Çok güzel anlattım. Bekleme süresi 2 saniyedir diyor. Yani çok iyi bu. Sürekli 2 saniyede bir adamı yavaşlatıyorsun. Yakın dövüş kahramanlarında etkisi yoktur diyor. Yani yakın dövüş. Yakından vuran menzilsiz şampiyon varsa bunu kullanmayacaksın. Bu 3 tane ürünü bütün ADC'lere ben deniyorum. Hepsine de denedim. Açıkçası Flyball'a savaşçı giriyorum. Geri kalan kimi sevmiyorum açıkçası. Ya da şunlardan birini giriyorum. Geri kalan ADC'lere buradaki hepsini denedim. Benden size en büyük öğretici şu. Bakın ben 21 dakika 55 saniyedir konuşuyorum ama en büyük öğretici nedir biliyor musunuz arkadaşlar? En büyük öğretici sizin kendi deneyiminizdir. Oyundaki yanlışları kendiniz öğreneceksiniz. Yaptığınız yanlışlardan kendinize ders çıkartarak her zaman kendinizi geliştireceksiniz. Burada ben ne kadar anlatsam da önemli olan sizin kendinizin araştırıp kendinizin öğrenmesi, deneyimlemesi. Hani bunu da unutmayın. Çok konuştum. Bu videoya bir beğeni atarsanız beni memnun edersiniz. Yorumları da hepsini okuyorum. Kanala abone olarak zili açarsanız bütün videolardan da haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.